Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz çantayı yapacağız arkadaşlar. Bunun için bordo renk bir pamuk makrame kullanacağım. Arkadaşlar ipim 250 gram, 190 metre. Tabanı 4 milimetre tığla, çantamızın duvarlarında 5 milimetre tığla öreceğim. Bunun için çantama takacağım askı aparatım 60. 60 küsür santim arkadaşlar. 63-65 arasında değişiyor bu saplar. Süslemesi için yine şu tüye tiplerimden kullanacağım. Şöyle bir püskül aparatı. Çantamın tabanı için kabara, halka, fermuar başı ve sapımı ve de süslememe uygun olsun diye bu renk seçtiğim bir fermuar kullanacağım arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye başlayalım. Tabanımızı örmeye 31 tane zincirle başlıyoruz. Tane zincirimi çektim arkadaşlar. Siz daha farklı bir ip örmek isterseniz de şöyle çektiğim zincir 19 santim geliyor. Şimdi artı 3 tane zincir çekiyorum dönüş için. Ve tam o 3 zincirin dördüncüsüne 1, 2, 3 dördüncüsüne batıyorum. Ve her bir zincirime ikili trabzan yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıranın sonuna geldim. Son noktaya 7 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Ve hemen burada bir ilmek belirleyici takacağım. Birincisini yaptım. İlmek belirleyicisini taktım. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya da bir ilmek belirleyici daha takıyorum. Şimdi tek tek batacağım. Karşılıklı gelen yerlere. Bakın arkadaşlar, şöyle tek kanada batacağım. Yani şöyle batmayacağım. Evet, bu şekilde tek kanatlara batarak sıra sonuna kadar örüyoruz.
Son noktaya geldim. Buraya da 7 tane trabzan yapacağız. Birincisini yaptım. Arkadaşlar şu da ilk trabzanımız sayılacak. Buraya toplamda 6 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Birincisini yaptım. İki, üç, dört, beş, ve altı. Bu baştakini de bir kabul ediyoruz. 7 tane trabzanımız oldu. Tepesine batıyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Hemen buraya da bir ilmek belirleyici takıyorum. Sayalım 1 2 3 4 5 6 ve şu arada kaldı. Şu da 7. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve tam zincirimin dibine batıyorum. Tekli trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi bu 7 tane trabzanın üstüne çift batacağız arkadaşlar. İlkini yaptım. Hemen ilmek belirleyiciyi takıyorum. Aynı yere batıyorum. İlk arttırmamı yaptım. Şimdi dediğim gibi 7 tane trabzanın üstüne böyle çift batacağım arkadaşlar. İlmek belirleyici öyle bir takmışım ki nereye ait zannedersin buraya. Biz sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Burası da son noktam arkadaşlar. Belirleyiciyi düzgünce takıyorum. Şimdi yine tek trabzanlarımı yapıyorum. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Hemen ilkini yapıyorum. Belirleyiciyi takıyorum. Aynı noktaya bir tane daha. Ve hepsine çift batıyorum.
Evet, son noktama geldim. Sayalım. Çiftleri sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu çıkartıyorum. Buraya bir tane yapıyorum. Şuradaki zincir tepesine battığım zaman, birleştirmeyi de yaptığım zaman arkadaşlar, burası da çift oluyor. İlmek belirleyici de hemen buraya takıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve zincirimin tam dibine batıyorum. Tam dibine battığım için burada iki tane trabzan oluyor. Burada birleştirmeyi yaptığımız zaman bunu bu arttırmaya devrediyoruz. O zaman eşitleniyor arkadaşlar. Şimdi yine tek trabzanlarımızla ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar örüyoruz. Belirleyiciyi çıkarttım. Hemen çıkardığım noktaya bir tane trabzanımı yapıyorum ve belirleyiciyi takıyorum. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Tekin birini yaptım. Bir tek yaptım yani. Şimdi yanına çift yapıyorum. Yanına tek yapıyorum. Yanına çift. Burada da 7 tane çiftimiz olacak arkadaşlar. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Son noktam orası. Çift. Hemen belirleyicimi takıyorum. Sayalım kaç tane çiftimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi tek trabzanlarımızı yaparak ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar örüyoruz. İlmek belirleyicinin olduğu yere geldim. Buraya hemen bir tane, bir tek bir çift sırasındayız arkadaşlar. Hemen tek trabzanımı yapıyorum. Belirleyicimi takıyorum. Şimdi teki yaptım. Yanına çift yapıyorum. Yanına tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek. Çift. Tek.
son noktama geldim. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane batıyorum. Ve şu zincirimin tepesine batıp bir ilmek kaydırıyorum. Ve burayı da çift hale getiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. İlmek belirleyicimi de tam dibine takıyorum. Aslında bunu takmamıza gerek yok ama daha iyi anlayabilmemiz adına takıyorum arkadaşlar. 7 tane çiftimiz olması gerekiyor. Burada da 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tek sık iğnelerimizi yaparak ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar örüyorum. Belirleyicinin olduğu yere geldim. Şimdi bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Hemen ilkini yapıyorum ve belirleyicimi takıyorum. Yanına bir tane daha tek yapıyorum. 2 tane tek yapmış oldum. Şimdi yanına çift. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Altta battığımız çiftin solundaki trabzana çift yapıyoruz. Burada da şuna yapacağız. Hep bu sıra bu şekilde olacak arkadaşlar. Arttırmanın soluna yapacağız. Oradan da dikkat edebilirsiniz. Ama belirleyicileri bu şekilde kullanırsanız hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. İki tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Yapalım sağlamasını. İki tek, bir çift. Bir, iki tek, bir çift. Bir, iki. Şimdi çift. Bir, iki tek belirleyicimi çıkartıyorum. Son noktama da çift batıyorum. Ve belirleyicimi takıyorum. Şimdi tekli trabzanlarımızla ilmek belirleyicimin olduğu yere geliyorum. Burada da iki tek bir çift çalışması yapacağız arkadaşlar ve birleştirmeyi yapıp tabanımız bitecek inşallah. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldim. Hemen birincisini yapıyorum. İki tek bir çift sırasındayız arkadaşlar. Ve belirleyicimi hemen taktım. Yanına bir tane daha tek yapıyorum. İki tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum. Bir, iki. Şimdi çift. Bir,
2. Şimdi çift. Bir, iki, çift. Bir, iki, çift. Bir, iki, çift. Bir, iki, son noktaya geldim. Buraya da çift batacağız ama bir tane batıyorum ve zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Burayı da çift hale getiriyorum arkadaşlar. Şimdi tabanımız bitti. İlmek belirleyicileri çıkartıyorum. Ve tabanımızı ölçelim arkadaşlar. 32 santim. Yüksekliği de 11 santim geliyor. Şimdi artık duvar örmeye başlayacağız. O birleştirmeyi söktüm arkadaşlar. Şimdi şu şekilde birleştireceğiz. Tığımı arkadan geçiriyorum. İlmeğimi de onun içinden geçiriyorum. Şuradan tığımı geçirdim. İlmeğimi de ona takıyorum. Ve içlerinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada 5 milimetre tığımı alıyorum artık. İpimi tığıma doladım. Bakın şu yuvarlaklara çalışacağız artık. Şuralardan ilmek çıkartacağız. Şunlardan. Milimetre tığ biraz kalın olduğu için bu sırada biraz zorlanacağız ama tabii ki yapabiliriz. Ve üçünü bir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Üçünü bir çekiyorum. Burada çakma sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın başaklarımız burada. Şöyle çeviriyorum. Hemen başakların altındaki bölüm. Arkadaşlar hiçbir arttırmamız yok. Dediğim gibi artık duvara başladık. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Sıranın sonunda buluşalım. Evet, son noktama geldim. Şu sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Tam dibine batıyorum. Şimdi
şu boşluklara batarak çakma sık iğnelerimi yapıyorum. Modelimiz de bu arkadaşlar. Birleştirmesi de bu şekilde olacak. İstediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonunda birleştirmeyi bir kez daha göstereceğim. Ondan sonra örelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldim. Şu sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, sona geldim. İpimi burada kesiyorum. Tığımı şuradan, bakın, şöyle başlangıç noktasından geçiriyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum. Buradan geçiriyorum. Ve ipimi burada saklayacağım arkadaşlar. İpimi şöyle aşağı indireceğim. Bu astarın altında kalacak. Şimdi size bir ölçü vereyim. Şöyle duvara başladığımız kısım 31 santim. Eni de 46 santim arkadaşlar. Evet, şimdi püsküllüğümüzü yapalım. Şu süet ipimizi kullanacağım. Şöyle bir püskül aparatı kullanacağım. Bunların böyle küçükleri de var arkadaşlar. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Şimdi 65 santim uzunluğunda. Evet, şu uzunlukta parçalar keseceğim. 10 tane. Evet arkadaşlar, 10 tane süet ipimden kestim. Bir de 10 santim daha uzun, yani 75 santim kadar da bir ip daha kestim. Şimdi buranın tam ortasını buluyorum. Her zaman yaptığımız püskül gibi arkadaşlar. Şöyle ortayı bulayım. Şöyle sıkıca iki tane düğüm atıyorum. Ve bunları da püskülümün içine karıştırıyorum. Düzleyip kesmeyeceğim arkadaşlar. Uçları böyle dalgalı duruyor. Ve güzel duruyor. O yüzden uçlarını düzleştirmeyeceğim. Şimdi bu ucu püskül aparatımı geçiriyorum. Ve bunların şöyle vidaları var arkadaşlar. Elimle çevirebildiğim kadar çevirdim. Sonrasını da tornavida yardımıyla buraya bir tane daha vida takacağım arkadaşlar. Daha da sağlam olacak ama yani bir tane vida bile yeter. Evet, çantamızda Terzi'den geldi.
Şöyle iç detayını göstereyim size. Püskülümü de şuradaki halkama takıyorum. Şöyle askısını da taktım arkadaşlar. Çantamızın bitmiş hali bu şekilde. Evet, resimlerden daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar aynısından bir çanta daha ördüm. Bunu birazcık daha büyük ördüm. Bunun ölçüsünü de vereyim size. 48 santim eni, yüksekliği de 32 santim arkadaşlar. Buna da şöyle zincirli bir askı kullandım. Daha uzun. Yani söylemek istediğim, bu çantalara istediğiniz askıyı kullanabilirsiniz. İster kısa, ister uzun. Hepsi için uygun bir ebatı var arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok şık bir çanta oldu. Yani iki renk. Gayet güzel bir çanta oldu arkadaşlar bu da. Evet, gördüğünüz gibi ben örmeye doyamadım. Çok hoşuma gitti. Hoşuma gidince renk renk örmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu çanta için söyleyebileceklerim bu kadar. Arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.